Ya gözleri dönmüş gibiydi. Ben bile korktum. Hani Emin ustanın üstüne çullanmıştı ya, aynı öyle. Demek Ozan'ı benden almak için yaptıklarına daha fazla dayanamadı. Sana inanamıyorum. Bu mu yani? Anne, bak sıradan bir tartışmadan bahsetmiyorum. Gırtlağına yapıştı ya, tehdit etti. Öldürürüm dedi, gözlerimle gördüm. Ay baban çok masum sanki. Hiçbir şey yapmıyor, her şey normal. Durduk yere Mimrat saldırdı üstüne. Onunla da konuştum. Yanlış yapıyorsun dedim, annemi üzdün dedim. Ama o da haklı anne. Ozan benimle olsaydı bunlar yaşanmazdı diyor. Okula Turgut bırakıp alır, evde hizmetçi bekler, düzenli bir hayatı olurdu diyor. E haksız da sayılmaz yani. Ya ne anlatıyorsun sen Ece? Ozan'ın burada düzgün bir hayatı yok mu? Hatırlasana geçen gün ne dedi? Anne ben burada ne kadar mutluyum, hiçbir yere gitmek istemiyorum demedi mi? Hatırla. Ya tamam anne. Ama bu son olaydan sonra her şey değişti. Görmüyor musun? Okula gidemiyor. Her şeyden korkuyor. Sürekli onunla ilgilenecek biri olsa fena mı olur? Ah, tabii. Bizi evsiz baksız, beş parasız ortada bırakan baban parasıyla çocuk baksın, ondan sonra da sorumlu baba olsun. Öyle mi? Ya anne tamam, her şeyi geçtim. Tehdit ne ya? Dağ başı mı burası? Ya Ece bağırmasana. Aa. Oğlum ne yapıyorsun? Gel içeri. Anne bana söyler misin, ne olacak bu işlerin sonunda ha? Babam Ozan'ı alacak, Mirat abi de babamı mı öldürecek? Ece abartma istersen. Ya anne ne abartması, dinlemiyor musun beni? Boğazını sıkmıştı diyorum, kıpkırmızıydı babam. Anne ben artık çok bunaldım bu gerginlikten. Ozan da iyice arada kaldı. Böyle yaşayamayız. Peki ne yapmamı istiyorsun Ece? Ben babana döneyim, konu kapansın mı? Mutsuzluktan gebermişim, hiç önemli değil değil mi? Bu da bir gelişme. Yanında sen olmadan uyuyabildi. Allah iyice uyuyana kadar yanındaydım. Uyandığında beni görmezse ne olur bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.